Arkadaşlar merhabalar. Modern atom teorisiyle konumuzdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern atom teorisinin arkadaşlar baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı, spin kuantum sayısını anlatmıştım. Fakat arkadaşlar şimdi elektron dağılımı yapacağız. Elektron dağılımı üzerinden bunları göreceğimiz için bunları hatırlamamız gerekiyor. Eğer hatırlamazsak konu yarım kalmış olacak, ilerlememiş olacak. O yüzden hızlıca bir tekrar yapıp konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baş kuantum sayısını arkadaşlar n'li ifade etmiştik. Hiçbir şekilde sayısal değeri olmayan bir ifadeydi. Yani hani diğerlerindeki gibi bir formül söz konusu değildi. İşte örnek verelim. Mesela 2s ifadesindeki s 2 arkadaşlar baş kuantum sayısını ifade etmişti. Devam edelim. Açısal momentum ikinci kuantum sayısı arkadaşlar l ile ifade etmiştik. N eksi 1 ile ifade ediyorduk. Yani biraz öncekinde arkadaşlar n'yi biz 2 olarak bulduk. Bu durumda arkadaşlar l'si 2 eksi 1'den 1 olarak bulunacak. Devam edelim. Manyetik kuantum sayısı arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısını m l ile ifade etmiştik. M l'yi de 2 l artı 1 ile ifade etmiştik. Bu durumda biraz önce l'sini 1 olarak bulduk. İşlemde yerine yazdığımız zaman m l'si 2 kere 1 2'den 2 artı 1 3 olarak bulmuştuk. Peki arkadaşlar MC neydi? Orbitaller her zaman en fazla 2 tane elektron alıyordu hatırlarsınız ki. S'ye göre orbital yapıyorum. Yani S 2 değerlik alıyordu arkadaşlar hatırlarsak. Bir tanesi aşağıya bir tanesi yukarıya doğruydu. Yukarıya doğru olan artı 1 bölü 2, aşağıya doğru olan eksi 1 bölü 2 toplamında arkadaşlar bir orbitali ifade etmiştim. Arkadaşlar S, P, D, F orbitalleri vardı. Bunlardan arkadaşlar S biraz önce söylediğimiz gibi bir tane aşağıya ve bir tane yukarıya olmak üzere 2 tane elektron olabiliyordu. P arkadaşlar 3 tane. Şunu biraz daha büyütmeye çalışayım. 3 tane alıyordu arkadaşlar. Şu şekilde çapraz hemen gösteriyorum. Bir tanesinin aşağı bir tanesinin yukarı olduğunu biliyorsunuz. Bir tanesi en fazla 2 tane elektron aldığına göre 6 tane elektron alabiliyordu. D arkadaşlar 5 tane orbitalimiz vardı. Her biri ikişer elektrondan 10 tane elektron alabiliyordu. Sonuncusu arkadaşlar F orbitalinde ise 7 tane orbital bulunuyordu. Her birine ikişer tane elektrondan 7 çarpı 2'den 14 elektron olarak ifade etmiştik. Arkadaşlar hızlıca buraya kadar hatırladıktan sonra kaldığımız yerden elektron dağılımından devam edelim. Elektron dağılımını yaparken arkadaşlar normalde bizim kullanmış olduğumuz 2, 8, 8, 2 kuralı vardı. Arkadaşlar bunu belirli bir yere kadar kullanabiliyoruz. Hani artık bundan sonra belirli yere kadar daha fazla bilgi sahibi olduk. Kullandığımız yeteri kadar bize yardımcı olmuyor. Yani kullanmış olduğumuz bu açılım arkadaşlar bize yeterince fayda sağlamıyor. Ama bunu da hatırlayalım nasıl yapıyorduk. Mesela sodyum 11'i birlikte açalım. 2, 8 ve 1. Arkadaşlar toplamına göre şunu açıyorduk. Toplamda 11 elde ettik. Nasıl ifade ediyorduk? Üçüncü periyot. İşte 1A grubu. 1A grubu olduğu için metal olduğunu ifade ediyorduk. Şimdi arkadaşlar bunun elektron dağılımını SPDF kuralına göre yapacağız sizinle. Arkadaşlar öncelikle bunu nasıl aklınızda tutmanız gerektiğini size anlatacağım. Daha sonra nasıl elektron dağılım yapıp nasıl hesaplama yaptığımızı ifade edeceğim. Yani hani şunun bir kısa yolu var mı yoksa hani tamamen ezberlememiz gerekiyor mu diye sorarsanız. Kısa yolu var. Kısa yolunu bildikten sonra soru çözü çöze zaten artık kısa yolunu da kullanmanıza gerek kalmıyor. Hemen 1S2, 2S2, 2P6 şeklinde yazabiliyorsunuz. Fakat ilk zamanlar için sorularda karşınıza çıktıkça sonuçta sürekli hani elinizde tutabileceğiniz bir şey olmadığı için kısa yolun üzerinden anlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu renkli renkli yazmış olduğum kısımları sırayla gideceğim. Öncelikle şu SPDF kısımlarında bilebileceğimiz, aklımıza kalabilecek tekerlemeyi söylüyorum. Say, say, paranı say, paranı say,
dedenin parasını say. Fatma, dedenin parasını. Şimdi arkadaşlar, bunu yazdıktan sonra başına hangi değerlikleri aldığını hatırlayarak yazmamız gerekiyor. S arkadaşlar iki tane değerlik alıyordu. O zaman senin üzerine ikileri yazdım. Başka S'miz yok. İkileri yazdıktan sonra arkadaşlar sırada P var. P 6 tane elektron alıyordu. O zaman P üzerine 6'ları yazarak devam ediyorum. 6, 6, 6 ve 6. Sonra arkadaşlar D 10 tane elektron alıyordu. D'leri yazıyorum. Burada D yok. Bir tane. Burada D var. Bir de burada D var. Buna da 10 yazdım. Son olarak arkadaşlar F 14 elektron alıyordu. 14'te yazabileceğim sadece bir tane F var. 14'ü yazdım. Sıralamız arkadaşlar şu şekilde olacak. Şimdi bakarsanız 1, 2 yanına tekrardan 2 gelmiş. Yani hani normal aritmetik olarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gitmiyor. Bunun bir kuralı evet var şu şekilde. S arkadaşlar 1'den başlatacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Başka S yok. Arkadaşlar P orbitalini 2'den başlatacağız. 2, 3, 4, 5. P de bittikten sonra arkadaşlar D orbitalini 3'ten başlatıyoruz. 3, 4. Son olarak arkadaşlar F orbitali kalıyor geliyor. F orbitalini de 4'ten başlatıyoruz. Direkt 4, F, 14 şeklinde arkadaşlar ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim biraz önce yapmış olduğumuz örneğe geri dönersek ilk başta başladığımız 2S2. Arkadaşlar bunun baş kuantum sayısı n'i 2 olarak ifade etmiştik. Kaç tane elektron alabiliyor arkadaşlar? Zaten üzerinde 2 olarak yazdık. Alabileceği elektron sayısı 2'dir. Hangisi artı hangisi eksi şeklinde diye sorabilir. Bir tanesi artı, bir tanesi eksi şeklinde. Arkadaşlar L'si S orbitali olduğu için 0'dır. 0'ı S olarak ifade etmiştik. Hatırlayalım. Bu şekilde arkadaşlar birazdan örnek yapacağım. Örnekle birlikte devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. Sonra nasıl çözeceğimize bakalım birlikte. Kararlı haldeki 26x26 elementinin elektron diziliminde en son orbitalin baş kuantum sayısını, toplam elektron sayısını ve türünü bulunuz şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. X26 element olduğuna göre proton sayısı da elektron sayısı da birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biraz önceki SPDF kuralına göre açılımını yapalım. 1S2, 2S2, 2P6. Toplam arkadaşlar henüz 26 etmedi. O zaman yazalım say say paranı say. Paranı say diyelim. Başına arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şeklinde koyalım. Daha sonra arkadaşlar P'yi 2'den başlatmıştık. 3'ü koyalım. S'lerin başına 2, P'lerin başına 6 koyduktan sonra toplamına bakalım. 2, 4, 12, 18, 20 daha yazmamız gerekiyor. Dakika say say paranı say. En son arkadaşlar 12, 18, 20, 30 olmuş oldu. Şurayı 6 olarak bırakıyorum. Devamını siliyorum. Arkadaşlar şimdi yazıyoruz. Yazdıktan sonra şu üzerindekilerin toplamı bize arkadaşlar 26 değerini vermesi gerekiyor. Yani üstündekileri topluyoruz. Topladıktan sonra şuradan kalanın üzerindekini yazmıyoruz. Şimdi arkadaşlar S orbitali 2 tane alıyordu. İkisi de dolu. Pardon, bir tane alıyordu. 2 tane elektron. İlki de ikisi de dolu. İkincisinde arkadaşlar aynı şekilde dolu. Sonuncusuna geliyorum arkadaşlar. Burada bir işlem hatası yapmış olabilir miyiz? 4, 10, 2, 18, 20, 26 tamam doğru.
Sonuncusunda arkadaşlar d orbitali normalde kaç tane elektron alıyordu? 3, 4, 5. 5 tane alıyordu arkadaşlar. Bunlardan sadece 6 tanesi doluymuş. Yani 10 tane elektron dolu olması gerekirken 6 tanesi doluymuş. Peki ne demek bu? Bir tane aşağıya, bir tane yukarıya hepsine yazıyorum. Yazdım. 4 tanesini sıraladım bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar tamamlayacak şekilde aşağıya olan okları yazıyorum. Arkadaşlar şu şekilde yapamayız. Yani elektronu yazdım. 5 tane. Daha sonra ben buna işte bir tanesini yukarıya, bir tanesini aşağıya bu şekilde devam edip bunu tamamen boş bırakamam. Hiçbir tane orbitalin boş olmaması gerekiyor. Önce ya yukarıya ya da aşağıya olan spinleri yazıyorsunuz. Daha sonra yukarıya yazdıysanız aşağıları sıralamaya başlıyorsunuz. Aşağı yazdıysanız yukarıyı sıralamaya başlıyorsunuz. Yani şu yanlış. Öncelikle hepsini de yukarıya, daha sonra aşağıya tek tek yazıyorsunuz. Hiçbir tane boş orbital kalmayacak şekilde yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sorumuza geri dönelim. Nasıl doldurmamız gerektiğini öğrendik. En sonunda kalan 3D6 sayısı olmuş oldu. O zaman 3D6'yı şu ana kadar yapmış olduğumuz örnekler gibi yazdım. Buradaki arkadaşlar başındaki sayı baş kuantum sayısıydı. Aynı şeyi yapıyorum. N eşittir 3. Devam ediyorum arkadaşlar. İçermiş olduğu elektron sayısı. Arkadaşlar kaç tane elektronumuz var? 6 tane elektronumuz var. 6 tane elektron içerir. Devam ediyorum. L. Şimdi arkadaşlar türünü bana soruyor. Normalde S 0'dı. H 1'di. Türünü arkadaşlar ben sayısal olarak L şeklinde ifade edersem 1 şeklinde ifade ediyorum. O zaman arkadaşlar baş kuantum sayımız N 3. Toplam elektron sayısını sormuş arkadaşlar. Son kuantumdaki 3D'ye ait elektron sayısı 6 tane elektron içerir. Yani toplam elektron sayısını sormasının sebebi şu. Hangisi artı hangisi eksi şeklinde sormamış. Hangisi artı diye sormuş olsaydı 3 tane artı. Hangisi eksi şeklinde sormuş olsaydı 3 tane eksi diyecektik. Toplamısı olduğu için 6 tane elektron içerir dedim. SPDF'den D orbitali olduğu için 2 olması gerekir. Düzeltiyorum. D orbitaline 2 tekabül ettiği için D'sinin 2 olduğunu ifade ettim. Küresel simetri arkadaşlar. Küresel simetri demek şu demek. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz orbitallerde arkadaşlar gördüğünüz gibi orbitallerin hepsini dolduramadık. Ya da arkadaşlar tamamının yarısının dolu olması, tamamının dolu olması ya da hiçbir şekilde şu an kalmış olduğu gibi ne yarı dolu ne tam dolu arasındaki durum. Yani tam dolu ya da yarı dolu olması benim istemiş olduğum bir durum çünkü kararlı olmasını sağlıyor. Ama bunun haricinde burada olan örnekteki gibi ne tam dolu ne de yarı dolu haricinde olan işte hiçbir şekilde dolduramadığımız orbitaller arkadaşlar bizim kararsız olarak ifade etmiş olduğumuz küresel simetri uymayan durumlar. Okuyalım bir bakalım nasıl tanımlamışız. Bir atom veya iyonun eş enerjili orbitallerinden her biri tam dolu veya yarı dolu olduğunda küresel simetri özelliği gösterir. Yani buradaki orbital arkadaşlar şu şekilde olmuş olsaydı sadece yukarıya doğru ifade etmiş olsaydım yarı dolu olmuş olacaktı. Tam dolu ifadesi nasıl peki? Tam dolu da arkadaşlar hepsini tamamen doldurabilmiş olduğum orbitaller hem yukarıya hem aşağıya bütün orbitalleri bu şekilde yazabilirsem tam dolu halini görmüş olurum. Yarı dolu olduğu zaman arkadaşlar D orbitali için söylüyorum. 5 tane elektron bulunur. Tam dolu olduğu halinde arkadaşlar zaten 10 ile ifade etmiştik. 10 tane elektron bulundurur. Bunun haricinde D orbitali için 6. 7. 8. ve 9. orbitaller arkadaşlar küresel simetrik özelliği göstermeyen orbiteller. Şimdi örneklerimiz var. Bunlardan hangisi küresel simetriye uyuyor, hangisi küresel simetriye uymuyor? Bunlara bakalım birlikte. Oksijeni SPDF kuralına göre açarsak 1S2 2S2
2P4 şeklinde bitiriyoruz sanırım. Topladığımız zaman 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde ifade ettik. Şimdi arkadaşlar bunlara bakmamıza gerek yok. Zaten öncesinde olduğu için mutlaka sayıları ona göre doldurmuş olmamız gerekiyor. 2P4 ile bitirdik. P arkadaşlar 3 orbital bulunduruyordu. Bunlardan bir tanesi yukarıya, aşağıya olmak üzere her biri ikişer elektrondan toplamda 6 elektron olması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar elimizde 4 tane elektron var. Ben ya 3 tane ya da 6 tane elektron olmasını istiyorum. Yani ya yarı dolu olmasını ya da tam dolu olmasını istiyorum. Bu durumda arkadaşlar 1, 2, 3.sünü yazdım. 4.sünü yazdığım zaman sadece bir tanesi tam dolu oldu. Diğerleri yarı dolu olarak kaldı. Bu istemediğim bir durum. Küresel simetri özelliği oksijen göstermez. Devam edelim magnezyumla birlikte. Bunu yazalım arkadaşlar. 1S2, 2S2, 2P6, 8 oldu. S2, 2, 4, 12, 18, 18'e gerek yok. 12 istiyorum zaten. Bunu sildim. Şimdi arkadaşlar diğerleri zaten gördüğünüz gibi tam dolu, sonuncusuna bakıyorum. Bu da arkadaşlar tam dolu olduğu için bütün hepsini gösterebilirim. 2 tane içeriyor. İkisini de yazdım. S orbitali bir orbital içerisinde 2 tane elektron bulundurur. İkisini de yazdım. P orbitali arkadaşlar 3 tane orbital bulundurur. Her birinde 2'şer tane elektron olmak üzere yazdım. Bunu yazmama gerek yok dediğim gibi arkadaşlar. Sonuncusunu yazmam yeterli. Fakat şu an yeni görmüş olduğunuz için benimle birlikte öğrenin istiyorum. Bu yüzden yazıyorum. Sonuncusunda arkadaşlar 2 tane elektron. Zaten benim de istediğim ya 1 tane ya da 2 taneydi. 2 tane var. İkisi de dolu. Dolayısıyla küresel simetri özelliği gösterir. Arkadaşlar küresel simetriye kadar geldik. Bununla ilgili sorularınızı öncelikle benim anlatmış olduğum slide üzerinden, konu üzerinden çözün. Daha sonra test kitaplarınızdan bitirebilirsiniz.